fazla yağmur yağan bölgelerde oldukları için yağmur ormanı adını alırlar. Aslında bu ormanların başlıca özelliği sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğidir ve bitkilerin seyrek değil yoğun sıklıkta olmasıdır. Yağmur ormanlarında ağaçların arasında birçok çalı türleri ve birçok ot su bitki türleri bulunur. Atmosferdeki karbon miktarını azaltmalarındaki büyük etkileriyle de değerleri çok yüksektir. Dünyada konu ile ilgili bilim insanlarının tespit ettiği yağmur ormanları sadece tropikal kuşakta değildir. Bulundukları bölgeye göre iki sınıfa ayrılır. Bir tropikal yağmur ormanı, iki subtropikal ve ılıman iklim bölgelerde yağmur ormanı Türkiye'de varlıklıdır. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerimiz ılıman iklim, mikroklima olarak subtropikal iklim yağmur ormanları bölgelerindendir. Fakat maalesef fındık çay ve pirinç tarım amacıyla bizdeki yağmur ormanlarının büyük kısmı yok edilmiştir. Türkiye'de varlıkları orta ve Doğu Karadeniz bölgelerimizde bir hayli azalmış olarak devam ediyor. Rize'de bir yağmur ormanından bir görüntü yağmur ormanları olma potansiyele sahip bölgelerimiz ağaçlar ve zengin çeşitlilikte yoğun bitkiler topluluğu olan her orman yağmur ormanlarından farksızdır. O halde yağmur ormanı terimindeki yağmur kelimesini mecazi kabul etmeliyiz. Karadeniz kıyılarımızın baş sona her yeri Marmara bölgemizin çoğu yeri ve Muğla civarları yağmur ormanlarının oluşmasına son derece de elverişlidir. Buralarda pek geniş orman arazileri olmasa bile potansiyel olarak yağmur ormanı bölgeleridir. Yağmur ormanları ve önemi Havadaki karbonu azaltmaları özelliğiyle yağmur ormanları diğer ormanlara göre birkaç misli daha fazla karbonu havadan çeker alır. Akdeniz bölgesindeki ormanlarla Doğu Karadeniz ormanlarını kıyaslarsak daha iyi anlarız. Akdeniz bölgesindeki ormanlarda ağaç altı bitkileri hem tür olarak hem sayı olarak çok azdır ve ağaçlar seyrek olup paralarında fazla mesafe vardır. Yağmur ormanlarının en büyük önemi atmosferde karbon birikiminin olağanüstü boyutlarda artmaktadır önlemektir. Bundan başka kış soğuklarını kırması, yağmurları çekerek kuraklık riskini azaltması, toprağı her çeşit erozyondan koruması, hem bitkiler hem hayvanlar aleminden birçok canlı türlerine yaşam alanı olması gibi faydalarıyla yağmur ormanları dünyada birinci derecede hayati önem taşıyor. Ülke ekonomisi için ormanların bölge halkına kerestecilik, arıcılık, orman meyveciliği, parfümcülük ve yenebilir değerli mantarların doğal şartlarda üretimli iş sahaları kazandırması gibi bir önemi de var. Çok geniş arazi kaplayan gür ormanlar yağmuru çeker. Bütün Karadeniz kıyı kesimlerimiz, Marmara bölgemizin bir bölümü ile Muğla civarları ormanlaşmaya çok elverişlidir. Ormanları arttırılırsa bu bölgeler daha fazla yağmur çekecektir. Ve sonuçta gerçek yağmur ormanlarına daha fazla sahip olacağız.